Benim Mehmet Gönülsoy isim. 76 yaşındayım. 16 yıl yalnız yaşıyorum. ...19 yaşında evlendim. Benim ablam vardı. Ablam evlendi. Ben de gezme gidiyorum, gidip geliyordum. O bizim eniştenin kız kardeşi vardı. Onu kandırdım, kaçırdım onu. Beni 3-5 sene eve sokmadılar. Sonra barıştık yani. Aşağı yukarı 40 sene. 40 seneden sonra hanım öldü benim. Yalnız yaşıyorum. Evlenmedim. Niye biliyor musun? Herkesin kocası öldüğü zaman kocasından bir maaş kaldığı için evlenmiyorlar yani. Eskiden evleniyordu. Aç kalacak eskiden, mecbur evlenecek. Kim bakacak buna? Emekli yok, bir şey yok. Sonra zor o zaman, geçim daha zor ediyor o zaman yani. Şimdi evlenmiyorlar pek. Ben normalde evlenmek istiyordum, sonra vazgeçtim yani. İki çocuk var, bir kız var benim. Üçü de İstanbul'da. İstanbul'da çalışıyorlar, gidip geliyorlar. Sabahla kalktığım zaman yemek yiyorum. Doğru kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra dışarıda bahçem var. Bahçemi kazıyorum, mazıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Sabahleyin bir iş yapıyorum, bir telaş falan, temizlik yapıyorum. Gidiyorum kahveye, oturuyorum bir iki saat. Ondan sonra geliyoruz evimize, geri öğrende. Ben nasıl bekar kaldım? Yemen türlüsünü yapıyorum ben. Yani Yemen ustası oldum daha doğrusu yani. Onu çamaşır makinesi var. Yıkanıyorum mesela, yıkıyorum. Böyle var süpürge, ceylanlı süpürge var. Süpürüyorum. Öyle zor olmuyorum. Alışkınlık nasıl zor olacak? Mecbur temizleyeceğim. Pislikte mi duracağım? Bu köyüm, doğumlar bu köyüm. Vallahi şimdi anne baba, eskiden babaları gelmiş, Bulgaristan'dan mı gelmiş, nereden mi gelmiş? Oradan gelmişler herhalde yani. Burada yerleşmişler, burada yaşamışlar. Biz burada dünyaya geldik yani. Bu ev 77 yılda yapıldı. 77 yıldan beri buradayım ben.
Evim var, düzenim var. Tarlam var. Az çok ev, motorum var burada mesela. Okula gitmedim. Okula gittim asker ocağında. Ali okuluna. Oradan mezun oldum yani. Orada da olmasaydı temin-i cahil kalacaktım. Babam beni o zaman ne bileyim yollamadı okula beni. Öküzleri yokmuş gibi otlatma kırda. Okuma gibi var mı veya okuma gibi mesela. Benim daha iki tane kardeşim var. Onlar hep okudu yani onlar. İlkokul mezunu ama okudular yani. Ben hiç okumadım daha doğrusu yani. Keşke okusaydım diyorum mesela. O zaman buğdayları biçiyorduk, orakla biçiyorduk. Emekle yani, böyle biçer döver yoktu yani. Emekle biçiyorduk. 16-17 sene çalışmış çetliklerde öküz arabasıyla demet taşıyorduk. O zaman biçer döver yoktu çetlikler, hep öküz arabasıyla demetleri çekiyorduk. Yerli Batuz vardı, Batuzlar orada armancılık yapıyordular öyle yani. Eskiden tamam fakirlik vardı ama masraf da yoktu o zaman. Ceyran yoktu. Anladın mı? Ceyran yoktu. Su parası yoktu. Bilmem ne parası yoktu. Adamlar çıkardığını kendi şeyini kendi yağıyla geçiniyordu yani. Mesela eskiden biz kendi buğdayımızı çıkarıyoruz. Gidip dirmene ödüyorduk onu. Burada fırında yemek yapıyor, ekmek yapıyor. Şimdi hiç kimse ekmek yapmıyor ki hep hazırlıyoruz mesela. Bunun için geçim biraz zorlandı yani. Duramıyorum yalnız, çalışıyorum yani. Ufak işim var ama çalışıyorum. Ne bileyim ben de bilmiyorum niye çalışıyorum. Çalışıyorum yani, emekli maaşımı yiyemiyorum, çalışıyorum gene yani. Alışkınlık bu yani. Durmadan, çalışmadan duramıyorum yani daha doğrusu yani. Sıkılmıyorum çünkü 100 tane kardeşim var burada. Yol bize ayırıyor, onlar evleri karşıda. Eski babamın evlerinde onlar. Babam burada bana ev yaptı, ayırdı beni burada. Ben almadım, babam aldı rahmetli, nur içinde yatsın mesela. Ondan sonra birkaç sene yaşadı, babam vefat etti. Sıkılmıyorum yani hiç. Şehirde duramam yani. Duramam çünkü alışmışım burada. İnsan nerede doğduysa hep orada aklı. Nerede gitmiş olsa hep burada aklı yani. Gitsem de aklım hep burada yani. Gidiyorum bir ayda durma, 10 gün durmadan geliyorum gene gerisi geriye. Köyü seviyorum yani, evimi seviyorum burada, bahçemi seviyorum burada. Bak bahçem ben hiç ne bibere para veriyorum, ne karpuza para veriyorum, ne kavuna veriyorum. Hepsini çıkarıyorum bahçeden yiyorum mesela. Bugün bak bende taze fasulye var. Biber var, börülce var. Hepsinden ekiyorum azar azar kendime kadar mesela. Çocuklar geldiği zaman alıp getiriyorlar.
komşular gidip geliyoruz, hepsi hoş dedi. Geçiniyoruz yani komşularla. Birbirimize şey yapıyoruz mesela, moral veriyoruz yani. Ne düşüneceğiz mesela? Bu köy mü? Eskiden daha kalabalık, şimdi daha az oldu. Kaçıyorlar hep burada mı? Şehirlere kaçıyorlar. Geçimsizlikten neden? Hiç düşünmüyordum böyle kalacağıma. Ben kaldıktan sonra bizim pederler de kaldı hep. Onlar da hep bekar kaldı. Karılar hep öldü bizim yani. Üçümüzün de yani ha. Sevgi saygı daha iyiydi eskiden. Şimdi daha iyi. Sevgi saygı yok şimdi yani. Benim işim ne olacak veya bir sorun da ölümü bekleyeceğiz. Ne bekleyeceğiz? Bu yaştan sonra neyi bekleyeceğiz? Olmuşu 76 yaşında. Bu yaştan ne olur artık yani? Mutluyum. Mutluyum yani.